Sayın Bakanım, Sayın Cumhurbaşkanı Baş Danışmanım, Sayın Bakan Yardımcımız, Sayın Rektörlerimiz, Sayın Hocalarımız ve kıymetli misafirlerimiz. Ben Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi'nden Beriha Hoş. Bugün sizlere Amerika Birleşik Devletleri'nin sağlık sisteminden bahsedeceğiz. Sunum akışına gelirsek slide'da sanırım bir aksama olmuş burada ama ilk olarak genel bilgiler ve yaşam süresinden bahsedeceğiz. Sonrasında organizasyon ve finansmandan bahsedip sunumu COVID-19 ve ABD süreciyle sonlandıracağız. Amerika Birleşik Devletleri bildiğimiz üzere çok zengin bir etnik yapıya sahip bir ülkedir. Ve sağdaki grafikte gördüğümüz üzere etnik yapının çoğunluğunu beyaz ırk oluşturmaktadır. Dediğimiz gibi Amerika'nın etnik yapısı çok zengin olduğu için ve aynı zamanda çok göç alan bir ülke olduğu için bunun nüfusa yansıdığını da görmekteyiz. Aynı zamanda 2012'den beri nüfusta devamlı bir artış olduğunu gözlemlemekteyiz ve 2023 yılında 2022'ye kıyasla 0,5'lik bir artış olduğunu görmekteyiz. Yaşam süresi ve mortalite bir ülkenin sağlık sistemini değerlendirirken baktığımız en önemli parametrelerden bazılarıdır. Yaşam süresine bakacak olursak 2021'de bir önceki seneye kıyasla 0,6'lık bir yıl düşüşü olduğu gözlemlenmiş yaşam beklentisinde. Mortaliteye bakacak olursak da ilk 10 mortalite sebebi sağdaki grafikte görebiliyoruz. En önemli neden kardiyovasküler hastalıklar olarak belirlenmiş. Ondan sonra da kanser ve COVID-19 gibi sebepleri sayabiliriz. Anne ve bebek ölümleri de aynı zamanda bir ülkenin sağlık sistemini değerlendirirken baktığımız diğer en önemli parametrelerdendir. Anne ölüm oranı 2022 yılında bir önceki seneye göre önemli bir düşüş göstermiştir. %22,3'e düşmüştür 100 bin canlı doğumda. Bebek ölüm oranı ise tarihteki en düşük sayısına ulaşmıştır 2020'de. Bu da 1000 canlı doğumda 5,42 olarak belirlenmiştir. Sağlık alanındaki personel sayıları da aynı zamanda sağlık hizmetlerini sunarken baktığımız önemli parametrelerdendir. ABD'de ve Türkiye'de 1000 kişi başına düşen doktor sayısı ve 10.000 kişi başına düşen diş hekimi sayısında çok önemli bir fark gözlemlenmemektedir. Bu arada hocam slide bayağı bir kaymış sanırım aktarırken, o yüzden kusura bakmayın. Burada yani normalde suçunuz yok. Buradaki sistemle ilgili durum. Normalde bu şekilde değildi. Slide'da ondan bayağı bir kaymalar olmuş hocam. Rahat olun siz. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1000 kişiye düşen hemşire ve ebe sayısında ise belirgin bir fark görüyoruz aslında. Amerika Birleşik Devletleri'nde 15,69 iken 1000 kişi başına düşen, Türkiye'de 3 kişidir hemşire ve ebe sayısı. Teşekkür ederim. Herkese merhabalar. Ben Gülhane Hemşirelik Fakültesi öğrencisi İrem Kara. Teşekkür ederim. Bir önceki sunumda sağlık sunucularından bahsetti arkadaşım. Ben de bu sağlık sunucularının yönetim şekli nasıl ve finansmanı nasıl, bunlardan bahsedeceğim sizlere. Sağlık yönetimi organizasyon şeması şekilde de görüldüğü üzere başkanlığını bakan ve bakan yardımcılarının yaptığı, gerekli birimlerce sağlık hizmetlerinin yönetildiği bir organizik şemadır. Federal hükümet Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığının sağlığını korumakla yükümlüdür. Ve her eyalet federal hükümetin denetimlerini sürdürmekle birlikte aynı zamanda sağlık politikalarını da uygulamaktadır. Bu sağlık politikalarını uygulamak adına da kendi Sağlık Bakanlığı mevcuttur. Bu sağlık yönetimindeki aktörler nelerdir peki? Federal hükümet, eyalet hükümetleri, sağlık sigortası şirketleri, sağlık lobisi grupları ve sivil toplum örgütleri sağlık hizmeti sunucularıdır. Yönetimin aynı zamanda finansmanına bakacağız. Finansman kısmında ise kamu finansmanı ve özel finansman olarak ikiye ayrılıyor. Kamu finansmanının altında federal yönetim, eyalet yönetimi ve özel sağlık sigortası yer almaktadır. Bunların altında da yine gruplarca finansmanı sürdürmektedirler. Başlıca finansman kaynakları ise federal hükümet programları, federal ve eyalet bütçeleri, sağlık hizmeti sunucularından gelirler, özel sağlık sigortası ve bireylerin kullanıcı katkılarıdır.
Finansman akışına gelirsek eğer, birey ve işverenler belli primler ödeyerek bireysel özel sigorta ya da iş yeri grup sigortası yapabilirler ve bu sayede de hekim ve hastaneye başvurabilirler. Ya da hiç prim ödemezler, vergi ödemezler ve doğrudan da hastaneye başvurabilirler. Federal ve eyalet hükümetlerine vergiler ödeyerek, birazdan arkadaşım da bahsedecek, Medicaid ve Medicare gibi özel sağlık sigortaları mevcuttur. Bu sağlık sigortalarını kullanarak da yine hekim ve hastaneye başvurabiliyorlar. Sağlık harcamalarının karşılaştırılmasında ise burada Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri ok ile gösterilmektedir. %53'lük kısım Amerika Birleşik Devletleri'nde özel sigortaya sahiptir. %38'lik kısım ise devlet sigortası kapsamındadır. Türkiye'de ise nüfusun %99'u devlet sigortası altındadır. Bu yüzden de Amerika Birleşik Devletleri halkına, vatandaşlarına bireysel tüm sigorta sistemlerini uygulayamaz ve sağlık hizmeti sunamaz. Burada da gayri safi yurt içi hasılayı görüyorsunuz. Çeşitli ülkelerin de bulunduğu ve ilk sırayı Amerika Birleşik Devletleri'nin 17.3 ile aldığı bir grafik var. Burada Amerika Birleşik Devletleri 17.3 ile aslında en yüksek fonu sağlayan ülke olmaktadır. Ama peki tüm halkı sağlık sisteminden ya da sigortalı bir şekilde faydalanabilmekte midir? Hayır. Sağlık harcamaları bakımından en çok fon ayıran ülke olmasına rağmen halkın hepsi sağlık hizmetlerinden faydalanamıyorlar. Burada ise çeşitli verilerimiz bulunmakta. Toplam sağlık harcamasına Amerika Birleşik Devletleri'nin ayırdığı bütçe 4.4 trilyon dolardır. Bu trilyon doların içerisinde ise kişi başı sağlık harcamaları da var. Bu da 12.555 dolar. Aynı zamanda 4.4 trilyon bütçe ayırmasına rağmen özel sektör sağlık harcaması %28.5. Kamu sağlık harcamasının oranı ise %38.5'tür. Teşekkür ederim. Herkese merhabalar. Ben Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Eda Nur Altıntaş. Teşekkürler. Sunumun bu bölümünde sizlere sağlık hizmetleri sunum sisteminden ve sigortalar ve reformlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle arkadaşım finansman akışından bahsetti. Peki biz bu finansman akışını kullanarak sağlık hizmetlerine nasıl ulaşıyoruz? Öncelikle tedarikçiler, ödeyenler, devlet, eğitim araştırma fonları ve sigortalar aracılığıyla hizmet sağlayıcılarına gelen finansmanlar bize hastanelerde, kliniklerde, acil servislerde sunulmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin sunum sistemi oldukça karmaşıktır. Genel olarak devlet ve özel sektör bünyesinde yönetilmektedir. Fakat çoğunluğu özel sektör bünyesinde yönetildiğini söyleyebiliriz. Sağlık hizmetleri sunucuları bu bakımdan oldukça önemli bir noktada. Biz hastaneler, klinikler, doktor ofisleri, sağlık merkezleri, halk sağlığı kuruluşları, ev sağlık hizmetleri, diş sağlığı merkezleri ve laboratuvarlar ve görüntüleme merkezleri aracılığıyla bu sağlık hizmetlerine ulaşım sağlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde pek çok yönetim değişikliğiyle beraber sağlık reformları da yenilenmiştir. Bunlardan en önemlileri hesaplı sağlık hizmetleri yasasıdır. Obamacare olarak da bilinir. 2010 yılında kabul edilen bu yasa kapsamında sigorta eşitsizlikleri ve sağlık hizmetlerine ulaşım kolaylaştırılmak istenmiştir. En önemli iki reformumuz da Medicare ve Medicaid'tir. Bunun dışında ilaç fiyatlandırma yasası, telehealth, ruh sağlığı eşitliği yasası ve değer odaklı bakım diğer reformlar arasındadır. Sigortalar aracılığıyla sağlık hizmetini aldığımızı belirtmiştik. Sağlıkta sigorta ikiye ayrılıyor. Özel sağlık sigortası ve kamu sağlık sigortası. Özel sağlık sigortasını işveren sağlık sigortası, bireysel sağlık sigortası, özel sağlık sigortası borsaları ve geçici sağlık sigortası başlıkları altında inceliyoruz. Kamu sağlık sigortasını ise Medicare, Medicaid, çocuk sağlık sigortası programı şeklinde inceliyoruz. Medicare ve Medicaid'den bir sonraki slide'da daha detaylı şekilde bahsedeceğim. Çocuk sağlık sigortası programı da düşük gelirli ailelerin çocuklarına destek sağlamak için yapılan bir sigorta sistemidir. Sol üstte gördüğümüz grafikte Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllara oranla sigortasızlık oranının düşüş sağladığını görmekteyiz. Onun yanındaki grafikte de sigortaların dağılımını görmekteyiz. Bu sigortalarda en çok işveren sağlık sigortasının kullanıldığını, hemen ardından Medicare ve Medicaid'in takip ettiğini görmekteyiz.
Medicare ve Medicaid'in çok önemli iki sigorta sistemi olduğunu söylemek istiyorum. Medicare, 60 yaş ve üstü kronik hastalıklı bireylerin, yetişkinlerin kullandığı sigorta sistemidir. Medicaid ise daha çok çocuklar, hamileler, düşük gelirli bireyler içindir. Medicare'in önemli bir farklılığı Medicaid'den, yasaları her eyalette aynıdır. Fakat Medicaid için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Yasalar eyaletten eyalete farklılıklar göstermektedir. Medicare'de finans, yani sigortalara bir prim ödenerek elde edilen bir sigorta sistemi vardır. Medicaid'de ise hemen hemen ücretsizdir ya da tamamen ücretsizdir. Çocuk Sağlık Sistemi Programı'nın aylara göre kayıt oranının aylık kayıt oranının yıllarca arttığını görüyoruz sol üstteki grafikte. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın en pahalı sağlık hizmetlerine sahip olduğunu belgelemek için buraya sağlık hizmetleri harcamalarını koyduk sağ tarafta gördüğünüz grafikte. En başta yer almaktadır. Bu bakımdan sol alttaki grafikte de hastanelerde yatış süresinin yıllara göre Amerika'da azaldığını görmekteyiz. 2019 yılından sonra bir yükselişe geçme durumu söz konusudur. Bunun sebebi de hepimizin acı bir şekilde deneyimlediği COVID-19 pandemisidir. Bu bakımdan hastane ücretlerinin de fazla olmasından dolayı yatış oranları oldukça azdır. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nde halk sağlık hizmetlerinden memnun mu? Olumlu ve olumsuz yönleriyle ele almak istedik. Herhangi bir kanal tedavisi yaptırmak istediğinizde örneğin, sağlık merkezlerinin kalitesi açısından kaliteli bir hizmet alırsınız. Farklı tedavi yöntemlerini deneyebilirsiniz. Teknolojik araştırmalara açık bir ülkedir. Bu bakımdan fonları oldukça gelişmiştir. Olumsuz yönlerinde ise yüksek fiyatlar, sağlık hizmetlerinin kapsamı yönünde de sigortalar tüm tedavi süreçlerini karşılamaz. Belirli tedavi alanlarında farklı sigortalar satın almanız gerekir. Aynı zamanda bir takım eşitsizliklerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Çok kültürlü bir yapı hakim Amerika'da. Bu bakımdan bazı eşitsizlikler maalesef yer almaktadır. COVID-19'da, pardon. Bir videomuz olacaktı. En önemli 5 şeyden bahsetmek istiyorum. COVID-19'dan bahsedeyim. Videomuz vardı normalde ama teknik bir aksaklık yaşandı, kusura bakmayın. COVID-19'da Çin'de başlayan pandemiden sonra Amerika Birleşik Devletleri vaka bakımından hep en üstte yer aldı. Bu da aslında bize ölüm sayılarının ve vaka sayılarının artışıyla beraber sağlık hizmetlerinin yetersiz kaldığı yönünde bir işaret veriyor. ABD'de sağlık hizmetleri hakkında özetle bilmeniz gereken 5 şeyi sunmak istiyorum. Öncelikle evrensel bir sağlık hizmeti yoktur. Yani siz turist olarak Amerika'ya gittiğinizde sağlık hizmetlerinden sigortasız bir şekilde faydalanamazsınız. Sağlık hizmetleri oldukça pahalıdır daha önce de belirttiğim gibi. Bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde pek çok insan sigortalıdır ve buna rağmen sigortaları her tedaviyi kapsayamaz. Bu bakımdan olumsuz yönlere sahiptir. Aynı zamanda sağlık hizmetinin çoğunu birinci basamak sağlayıcılarından alırsınız ve bu basamak sağlayıcılarına gitmek için de randevulara ihtiyaç duyarsınız. Öncelikle bizi bu sunumda yer almamıza destek olan rektör hocamıza çok teşekkür ederiz ve bizi dinleyen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum, hocalarıma da.